Elçilerin işleri 3. bölüme geldik. Diyor ki Petrus'la Yuhanna öğleden sonra saat 3'te dua vaktinde tapınağa çıkıyorlardı. Ben Budapeşte'de yaşıyorum ve Budapeşte'de çok fazla dilenci var. Cadde köşelerinde dilenen çok fazla insan var ve ben şehirde ve çevresinde çok fazla vakit geçirdim. Bu zamanlarda fark ettiğim bir şey var ki aynı dilenciyi her zaman aynı yerde görürsünüz. Ve dilenecek çok iyi yerler varken aynı zamanda dilenecek çok kötü yerler vardır. Bazı yerlerde muhtemelen fazla para bulursunuz, bazı yerlerde ise pek para kazanamazsınız. Bu dilenci dilenecek çok iyi bir yer bulmuştu. Çünkü insanlar sürekli olarak tapınağı ziyaret ediyorlardı. Muhafazakar insanların Tanrı'ya ne vermeleri gerektiğini biliyordu. Yapmaları gerekenlerden biri yoksullara yardım etmekti. Bazen çok genç ve sağlıklı görünen insanların dilendiğini görüyorum. Ve neden ona para vereyim ki diye düşünüyorum. Neden çalışmıyor, neden bir iş bulmuyor? Bazen yaşlı bir kadının, bazen bacağı olmayan birinin dilendiğini görüyorum. Bazen bir kadının çocuğuyla birlikte dilendiğini görüyorum. Yürüyemiyor, çocuğuna bakması gerekiyor, iş bulamayacak durumda diye düşününce ona para veriyorsunuz. Burada ise yürüyemeyen bir adam var. Doğrusu ikinci ayet bu adamın doğuştan kötürüm olduğunu söylüyor. O sırada doğuştan kötürüm olan bir adam tapınağın güzel kapı diye adlandırılan kapısına getiriliyordu. Her gün tapınağa getiriyorlardı. Tapınağın çok fazla kapısı vardı. Ve bu kapıya güzel kapı diyorlardı. Adam orada dileniyordu. Şimdi, burada bilmeniz gereken bir şey var. İnsanlar sürekli olarak bu tapınağa geliyorlar. Yani bu adamı gören çok, 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 çok fazla kişi vardı. Bunun anlamı, Yeruşalim'deki çok, çok, çok fazla insan bu adamın yürüyemediğini biliyordu. Ve bu adam yürümeye başladığında yüzlerce insan, hatta binlerce insan bu adamın yürüyemeyecek durumda olduğunu biliyordu. Şimdi ise yürüyebiliyordu. Nasıl şimdi yürüyebiliyordu? Ne olmuştu? Bu adam iyileştirilmişti. Bu olay müjde için çok ama çok muazzam bir tanıklıktı. Bu adam İsa Mesih'in adıyla iyileştirildiğinde Mesih'in adı yücelik kazanacaktı. Üçüncü ayet diyor ki tapınağa girmek üzere olan Petrus'la Yuhanna'yı gören adam kendilerinden sadaka istedi. Petrus'la Yuhanna ona dikkatle baktılar. Sonra Petrus bize bak dedi. Adam onlardan bir şey alacağını umarak gözlerini onların üzerine dikti. Adam biraz para alma umuduyla onlara baktı. Ve ama 6. ayette Petrus bende altın ve gümüş yok dedi. Dün size bunun hikayesini anlatmıştım. Roma Kilisesi'nin önderi gelip Thomas Aquinas'a şöyle söyledi. Biz artık bunu söyleyemiyoruz. Bende altın ve gümüş yok diyemiyoruz. Aquinas şöyle cevap verdi. Evet biz bunu söyleyemiyoruz. Ama aynı zamanda kalk ve yürü de diyemiyoruz. Petrus dedi ki bak benim param yok. Bu yüzden sana sahip olmadığım bir şey veremem. Ama bende bir şey var ki onu sana verebilirim. Nasıralı İsa Mesih'in adıyla yürü. Elçilerin İşleri 3. bölüm 6. ayet. Sonra Petrus onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Sıçrayıp ayağa kalktı, yürümeye başladı. Yürüyüp sıçrayarak onlarla birlikte tapınağa girdi. Amerika'da bununla ilgili meşhur bir sözümüz var. Bununla ilgili şarkılarımız var. Yürüyerek, sıçrayarak Tanrı'yı yücelt. Yürüyerek, sıçrayarak Tanrı'yı yücelt. Mesih cennettedir. Dört müjde kitabı, Mesih'in gerçekleştirdiği 35 mucizeden bahseder. Bunlardan çok daha fazlasını yaptığını biliyoruz, ancak 35 tanesi yazılmıştır.
Mesih çarmıha gerildi. Mesih gömüldü. Mesih ölümden dirildi. Ve Mesih cennete alındı. Ancak elçiler hala mucizeler gerçekleştiriyorlar. Nasıralı İsa Mesih'in adıyla. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapasağlam oldu. O yürüdü, sıçradı ve Tanrı'yı yüceltti. Bütün halk onu yürürken ve Tanrı'yı yüceltirken gördü. Onun tanıdıkları kişi olduğunu gördüler. O hakkında her şeyi bildikleri kişiydi. Onlar bu kişinin yürüyemediğini biliyorlardı. Ama şimdi yürüyebiliyordu. Şunu söylediğimi hatırlıyorum. Petrus ve Yuhanna bir gücü gösterdiler. Büyük bir gücü ama hiç paraları yoktu. Bunun bize anlattığı şeylerden biri, onlar başka bir güç kullanmadılar. Günümüzde eğer İsa'ya iman ederseniz paranızın olacağını söyleyen öğretmenler, vaizler var. Yakup diyor ki, Tanrı bu dünyayı imanda zenginleştirmek için fakirleştirdi. Yani Yakup tam tersini söylüyor. Son iki günde neler anlattığımı hatırlayın. Nasıl güç kazanacağız? Gerçek gücü kazanmanın yollarından biri diğer güçlerden vazgeçmektir. Nasıl ruhsal güce kavuşacağız? Diğer tüm güçlerden vazgeçerek, finansal güç de buna dahil. Bu zor. Çünkü hepimiz finansal güç istiyoruz. Onların finansal gücü, paraları yoktu. Ama bir kötürümü iyileştirebildiler. Yürüyemeyen birini iyileştirdiler. Bu muhteşem, inanılmaz bir şey olmalı. Bu Yerişelim'de gerçekleşen inanılmaz bir şeydi. Üçüncü bölümün hikayesi sakat dilencinin iyileştirilmesidir. İkinci bölüm kutsal ruhun geliş hikayesidir. Üçüncü bölüm bir adamın iyileştirilmesidir. Tamam mı? Bu şekilde hatırlayın. Bizler hayırsever bir proje olmaya devam ederken, nazik bağışlarınız TVS hizmetinin çağrısını yerine getirmede hayati olmaya devam edecek. Nazik desteğinize ve işbirliğinize güveniyoruz. Ayrıntılı bilgi için tvsemineri.com'u ziyaret edin.